Siz hiç hayatınızda direkt savaşın, cephenin ve çatışmaların kıyısından mektup aldınız mı dostlar? Ben aldım. Hem de Ukrayna'dan, hem de Türk bir çiftten bana yazılmış bir mektup geçti elime. Mektup dediğime bakmayın, bir e-posta aslında ama bana kendi yaptıkları hazırlıkları ve bizim Türkiye'de eksik olan bazı taraflarımızı anlatıyorlar. Bana gerçekten büyük ilham oldular. Mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün uydular üzerinden arabalarımızı kitleyebileceğini ben bu mektup sayesinde öğrendim. Doğru yanlış bilemeyiz. Savaş olmadan da öğrenemeyiz belki. Nokia telefonlara artık geçmemiz gerektiğini, eğer savaş tehdidini ensemizde hissediyorsak dijital takipten kurtulmamız gerektiğini öğrendim. Ve telsizler kullanacaksak eğer, gizliliğimizi sağlamak için kulaklıklı mikrofon almamız gerektiğini, lazer almamız, bütün çantalarımıza koymamız, kısa mesafeden, yağmacılardan ve düşmanlardan kendimizi pasif bir şekilde koruyabilmek için lazer edinmemiz gerektiğini öğrendim. Mesela alüminyum folyonun bizi saldırgan dronlardan biraz daha görünmez yaptığını öğrendim. Hadi hazırsanız bugün biraz Ukrayna'da nasıl bir hazırlık yapmış Türk çiftimiz ve bu hazırlıklarını nerelere saklamışlar, nasıl bir yol, nasıl bir senaryo ve tatbikat yapmışlar, bunları sizinle paylaşayım. The Zombie Podcast'ı dinliyorsun, istasyon şefiniz Tonguç ben. Videoya başlamadan önce eğer bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorumlarda benimle bu konular hakkında istişarede bulunmaktan çekinmeyin lütfen. O zaman gelin Ukraynalı çiftimiz nasıl hazırlanmış bunu biraz konuşalım mektupları üzerinden. Merhaba, Ayşe ben. Biraz önce videolarınızdan birine denk geldim, beğenerek izledim. Biz 1,5 yıl öncesinden eşimle beraber hazırlık yapmaya başlamıştık. Ve videolarınızda eksik olduğunu düşündüğüm bazı hatırlatmaları yapmak istiyorum uygun görürseniz demiş. Ukrayna'nın Avrupa sınırı tarafında aslında cepheye de yavaş yavaş yaklaştığımız bir yerde yaşıyoruz. Savaş çok yakın ve tehlike altındayız. Hazırladığımız çantaları ormanda yaşamak için hazırladık. Yani ormanda yaşamak, ormanda hayatlarını idame ettirmek üzerine kurmuşlar planlarını. Sanıyorum ülkeden çıkışın bir yolu yok. Ailem aslında beni dinlemedi. Tevekkülü çok yanlış anlıyorlar. En azından öğrenmek isteyenlere yardımımız olur diyerekten bu postayı sizinle paylaşıyorum. Büyük bir koli köydeki evimize hazırladık. Bir koli eski arabamıza koyduk. Eski araba dediysem eski model, yani elektronik olmayan, dijital olmayan, uydudan kontrol edilemeyen ve kapatılamayacağına inandığımız arabamıza. Dünya Sağlık Örgütü yeni karantina dönemlerinde araçlarımızı uzaktan kilitleyebileceğini söyledi çünkü. Derdimiz sadece şu an yaşanan aktif savaş değil. Belki bir nükleer savaş, belki yeni ilan edilecek bir pandemi. Biz hepsi için hazırlığımızı yaptık. Termal kameralara yakalanmamak için alüminyum folyolarla önlem dahi aldık. Çantalarımızın içinde hepsinin farklı farklı ürünler ve ekipmanlar var. Çok farklı yerlere koyduk, farklı yerlere gömdüklerimiz de var. Dediğim gibi bizimkisi 1,5 yıllık bir süreçti. İmkanımız vardı, arabamıza kamp için çeşitli ekipmanlar koyduk. Herkes aslında kendi planını yaparak başlamalı, kendi senaryolarını yazmalı ve mutlaka tatbikatını yapıp ne kadar sürede kendilerini güvenli bir alana atabildiklerini kontrol etmeliler. A planı yeterli olmuyor ne yazık ki, B planı, C planı, D planları da mutlaka olsun. Deprem olursa şuraya sığınırım, işte bir füze saldırısı olursa şuraya giderim, şuradan su bulurum, savaş olursa, nükleer senaryolar, hepsinin aslında planı farklı olmalı diyor. Dışarıda kalacaklar, poşeti suyla doldurup odunlarla 3 ayak yapıp koyduğunuzda ve alttan ateş yaktığınızda suyu kaynatabiliyorsunuz, dışarıda açık alanda duş alabilmeniz için faydalı bir su kaynatma yöntemi diyor. Düz geniş ince bir taş bulunursa bunun üstünde altında ateş yakılarak yemeğinizi pişirebilir, karnınızı doyurabilirsiniz diyor. Kuş veya balık gibi susuz yemekler özellikle bu taşların üzerinde kolaylıkla pişirilebilir diyor. Yanınızda biraz un varsa ekmek de yapabilirsiniz bu düz taşların üzerinde. Ateş yakıp köz haline getirdikten sonra ise üzerine yeşil çimenleri, kuru yosunları
koyarsanız tütsü yapmış olursunuz ve o tütsüyle de yumurta gibi yiyecekleri kabuğuyla beraber pişirebilirsiniz. Bu da güzel taktik. Bunlara ben çok giremiyorum. Biraz gerçekten sahada çekmek gerektiği için şu an imkan yok ama çok güzel paylaşmış. Biz arabaya hazırlık yaptığımız için orta boy bir saç ve metal kaşıklar koyduk. Her şeyi onlarda pişirmek, onlarla yemek için. Ağaç küllerini ufalayıp su ekleyip 2 gün beklettiğinizde güçlü bir dezenfektana sahip oluyorsunuz. Sirke ya da sabun da aynı işlevi görür. Odunla karıştırmanız gerekir ara sıra. Acil durumlarda bekletmeden bile her türlü temizlik için kuru külleri kullanabilirsiniz. El yıkamada, saç yıkamada, kıyafet yıkamada da kullanılır. İyi temizleyicidir küller, unutmuyoruz. Görünmez olmayı öğrenmeliyiz. Her adımımız takip ediliyor. Bu yüzden eşimle Nokia telefonlar kullanmayı tercih ediyoruz. Hem şarjı uzun gidiyor, hem afet savaş durumunda daha da kullanışlı. Akıllı telefonlarımızda evde Wi-Fi ile ihtiyaç duydukça kullanıyoruz. Dışarı keşif için çıktığımız zamanlarda yanımıza telefonu almıyoruz. Mükemmel bir strateji. Çünkü yarın tek tek insan avına çıktıklarında, atıyorum Güney Amerika'da yaşanan çeşitli siyasi ideolojilere sahip insanları topladıkları farklı senaryolarda, eğer izleniyorsanız, eğer bir gün sizi kapınıza almaya gelirlerse ve evde bulamadıklarında sizi, dijital ayak izlerinizi takip ederek sizi bulacaklardır dostlar. Planınızı yaparken telefonlarınız yanınızda olmadan bunu yapmanız gerekiyormuş. Bunu öğrendiğimiz çok iyi oldu. Gaz maskesi. Gerçekten bana bazı linkler paylaşmış. Gaz maskesi yapmanın ben kendim orijinal videosunu yapmayı düşünüyorum. Bu linkleri paylaşmayı değil de kendim yapıp hem kendi stoğuma maskelerimi koyarken beraber öğrenebiliriz. O yüzden bunu sonraya ayırıyorum. Umarım hazırladığımız çantalar diyor kapımızın kenarında süs olarak kalır. Umarım çocuklarımızın yüzünün güldüğü, bolluk içinde yaşadığı günler geri gelir. Ve umarım topraklarımız yabancı kimsenin gölgesi düşmeden bereketiyle hep bağır olur. Ne güzel bir dilek. Onun dışında şarj sorunu olmayanlar için PDF e-kitaplar indirim bol bol. Sığınağınızda boş kalan zamanlarda çok canınız sıkılacak. Özellikle savunma sanatlarıyla, kampçılıkla, hayatta kalmayla ilgili kitapları bol bol arşivleyin. Sun Tzu'nun savaş sanatınızı kitabında okumanızı tavsiye ederim diyor. Askeri okullarda da zorunlu okutulan bir kitaptır diyor. Ve bunun dışında aslında benim de daha önceden Tarkan abiyle yaptığımız videolarda bahsettiğimiz bir konu var. Hazırlık sadece işte böyle çok fonksiyonlu çakılar, ne bileyim konserveler biriktirmek değil. Yaşam sürekliliğinizi bir döngü içinde yaşayabileceğiniz aslında rutinler yaratmaktan geçiyor. Yoksa aç kalırsınız, susuz kalırsınız ve bir süre sonra yağmacıya dönüşürsünüz dostlar. Rusya'da yaşanan bazı olaylardan bahsetmiş geçmişte burada izleyicimiz. Hazırlık sonu olmayan bir konu. Bu yüzden stokların bitmesini beklemeden fikren de olsa hazırlık yapmak gerekiyor. Örnek vereyim, misal Rusya'da yaşanan gıda krizi döneminde insanlar evlerinin bir odasında ya da balkonlarında poşetlerin içinde patates yetiştirerek hayatta kaldılar. Poşet içinde. Bu dönemin öncesinde ise ölen yakınlarını yiyorlardı. Bu yüzden ölen yakınlarımızı yemeden öğrenmeliyiz neyi ne kadar sürede yetiştirebiliriz. Doğa her konuda çok cömert. Yenilebilir otları, bitkileri öğrenmeliyiz. Mesela çam ağacı iğnelerini koparıp suya atıp kaynattığınızda ya da çam dalından bir parça kesip suya attığınızda çayınız olur. Amerika'da bir grup felaket senaryoları için stok bittiğinde yenilebilir olan böceklerin kataloğunu yapmış. Benim eşim için saçma gelen bir senaryo olsa da ben tavuk beslemeyi önermiştim. Ve 1,5 yıl önce tavuk bıldırcın alıp köydeki akrabalarımızdan beslemelerini istedik biz kendi sığınağımızı inşa edinceye kadar. Eşim bunlar için nasıl yem bulacağız o dönem diye çok mantıksız buldu. Amerikalılar yenecek böcek araştırırken ben tavuklar için en kolay solucanı ne kadar sürede bulurum, günlük kaç tane yemeleri yeterli olur diye araştırıyordum. Ben böcek yiyeceğime yumurta yerim, böceği de tavuğuma yediririm. Tavuklar da günlük 3-5 solucanla doyuyormuş zaten. İki dal parçasının birini toprağa koyup diğerini ona sürttüğünüzde yüzlerce solucan o sese geliyormuş.
bunu izlemiştim daha önce. Stok yenilemek diye bir durum yok savaşlarda, üzgünüm. Hayatta kalmak için öncesinde tedbir almalıyız ve aklımızı zorlamalıyız. Yoksa diğer devletlerden yardım gelmesini bekler. O yardım giderken de yolda çelme yer, pusuya düşürülürüz. Önemli olan stokları idareli kullanmak. Günlük ne kadar yemek bizi hayatta tutar? Bunun hesabını şimdiden öğrenmemiz gerek. İnsanlar ilk günler kendilerine bonkör davranıp stoğu hemen eritecektir. Bu hesabı eğer yapmazlarsa. Ve ayrıca konserve yapalım diyoruz ya evlerde hep. Kendimiz yapalım işte, domatesimizi alalım. Ekmeğin bile konservesini yapabiliriz. Bununla da alakalı bir sıkıntı varmış. Evde konserve yapmak her zaman güvenli olmaz. Çünkü biz bunu cam kavanozlarla yapıyoruz ve ısı ışıktan tam koruma sağlamaya çalışırken sarsıntılar, bazen bombardımanın sarsıntısı, yüksek ses kapağın açılmasına sebep olabiliyor. Bundan dolayı kapak hava aldığında senelerce dayanması gereken konserveler bir şekilde yok oluyor, emekler çöpe gidiyor. Bu yüzden kuru gıda stok için en güvenli olan yöntem. Vakum konusunda da orijinal ve kaliteli vakum makinem var. Kullanıyorum ama söylendiği kadar uzun süre saklamıyor sebzeleri içinde. Onu da denedim. Ama kuru gıdaların böceklenmesini engellemek ve saklamak için gerçekten iyi. Bu arada vakumlama şansı olmayanlar için defne yaprağını öneririm demiş. Biz defne yaprağını işte pirinç, bulgur ve bakliyatların büyük kavanozlara koyar, onun içine defne yaprağı koyardık. Defne yaprağını ekstra bir bilgi, balık pişirirken de kullandığınızda çok güzel bir lezzet katar. Kuru gıdaları koydukları poşete 2-3 defne yaprağı koyarlarsa tertemiz kalır. Kurtlanma olmaz kesinlikle. Uzun süre saklayabilirler. Ayrıca lazer konusu savunma için gerçekten çok etkilidir. Misal yağmacılar size saldırmak, yiyeceğinizi, paranızı almak isteyecek. Gözlerine tutabilirsiniz. Gözlerini kapatmak zorunda kalacaklar. Bu da zaman kazandırır. Geçici körlüğe de sebep olur. Uzun süre gözleriyle sizi bulamayacaklardır. Görme kaybı yaşarlar. Eğer silahsız yakalanırsanız en azından kendinizi kısa bir süre koruyabilirsiniz demiş Ukrayna'daki Türk çiftimiz. Ve bunu, bu mesajı gerçekten cepheye çok yakın bir yerden, savaş tam da diplerindeyken, kendi tatbikatlarını yapmaya çalışırken bir yandan da bana bu postayı, bu ne denir, mektubu yazdıkları için çok teşekkür ediyorum. Çok detay var daha. Sıkılanlar buradan sonra kapatabilir abi. Yani gerçekten ben olsam bu podcast'i, bu video kesti indirir, dinler notlar alırdım. Ben bu transkriptini, yani tam metni de bir şekilde PDF ile paylaşacağım. Bunu indirin, yazdırın. Tekrar videoyu izlemenize gerek yok. İnanın videoyu kaç defa izlediğiniz, benim o videodan kaç para kazandığım da dert değil. Yani gerçekten dert değil. Yeter ki biz hazırlığımızı erkenden yapalım. Yani 1. Dünya Savaşı'na girerken Osmanlı'da kimin hazırlanma imkanı oldu acaba Anadolu topraklarında? Ben hiç zannetmiyorum kimsenin olmadı. Hatta milletin silahlarını topladılar gerçekten. Biraz aslında listelere girmiş Ukraynalı çiftimiz. Bu listede bazı ilginç detayları sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikli olarak ilk yardım çantası. Bundan şu ana kadar çok detaylı bir video yapmadım ilk yardım çantasıyla. Bunu yapacağım. İlaçlara kadar doktor tavsiyesiyle neler alabilirsiniz, neler koyabilirsiniz ayrıca anlatacağım ama ağrı kesiciler, tırnak makası, cımbız, sargı bezi, zipsit iç yara bandı. Bu herhalde açıyorsun ve hemen gerdirip sardığın bir yara bandı olduğunu tahmin ediyorum. Batikon, Vix, vazelin, vitamin, lateks, eldiven demiş. Burada batikon bazen suyu arıtmada da kullanılıyor. Vix kötü kokulardan, eğer harbiden savaş ortamındasınız, çok kötü çürümüş et kokusuna maruz kalacaksın. Bunu burnunun altına sürdüğünde hem burnunu açacak hem kötü kokuları almanı engelleyecek. Bunun dışında vazelin soğukta veya aşırı sıcakta kalmış cildinin kurumasına, çatlamasına, yara olmasına iyi gelir. Lateks eldiven demiş. Evet, bir yaralanmalı bir durumla karşılaştığında
mikrop kapmanı veya mikrop bulaştırmanı da engelleyebilir. Ama ve lakin buraya şöyle bir ek yapmak istiyorum ben. Gerçekten ağır bir iş eldiveni sahip olmanız gerekiyor. 2-3 tane, 4 tane, 5 tane. Bundan zarar gelmez arkadaşlar. Bir tane belki böyle günlük kullanımda, günlük elinizde kalması için imkanınız varsa deri eldiven, imkanınız yoksa ağır iş eldivenlerinden edinin mutlaka. İş eldiveni ve lateks eldivenler gerçekten ulaşılabilir. Bunun bir bahanesi olamaz yani sahip olmamanın, ama deri eldiveni eyvallah anlarım. Tactical eldivenler var. Başına tactical kelimesi geldiğinde fiyatlar abarıyor. Ona bir şey diyemiyorum. İki çeşit sargı bezi var demiş. Birincisi böyle sarılı olan, gerçekten rulo şeklinde. Bir de paket paket tek tek steril olanlar var. Farklı durumlar için ihtiyacınız olacak. Onlardan stoklayın. Makas olmayan durumlarda. Ve burada ben bir ek yapıyorum. Kendi listeme de ekledim. Bir acil durum makası. Yani bunun pahalıları falan da var böyle. Leatherman'ın. 2000 lira. Almaya gerek var mı? Şöyle, o makasların güzelliği. Normal makasların ucu sivridir, keskindir. Zarar verebilir. Mesela burada küçük bir makas var. Bunu bir yerinize batırabilirsiniz veya bir şey keserken zarar verebilirsiniz. Ama bu makasların ağzı küttür ve acil bir durumda hızla hareket ederken, atıyorum vurulduğunuz bacaktan keserken bacağa sokmazsınız. Bunu direkt bacağa sokarsın yani. Özel hastalık durumu varsa diyor, sürekli kullandığınız ilaçlardan stoklayın. Tansiyonum var, alerjim var. Al abi. Şu an Türkiye'de bir ilaç sıkıntısı olsa dahi bu tarz jenerik ilaçlarda bir sıkıntı yok. Doktorunuza, sağlık ocağına gidip böyle böyle ben bir seyahate çıkacağım, yanımda bulunsun istiyorum diyerekten yazdırın. Tansiyon ilacınızdan yazdırın. İşte alerji ilacınız, burun spreyiniz, kulak, burun, göz damlalarınızdan yazdırın. Gerekiyorsa parasıyla alın bunları. Yani raporlu ilacınız var, ekstrasını paranızla alın. Çok lazım olacak. Bunun için ekstra video yapacağım. Kadınlar için yıkanabilir pedler varmış. Yani tekrar tekrar kullanılabilir. Çocuklarda böyle bezler vardı. Bunu biliyordum ama kadın pedi bu tarz hayatta kalma senaryosunda çok önemli arkadaşlar. Yani altın para gibi değerli eşyalarınızı üzerinizde saklayacağınız stash. İngilizcesi stash de, Türkçesi neydi ya? Kuytu köşeler yapın, dikin, şapkanıza, kemerinize saklayabilirsiniz diyor. Yoga matınız olsun, dağcı ipi olsun, telsizleriniz olsun ve telsizler için kulaklıklar önemli. Bu tarz acil durumda telsiz kullanımı ile alakalı yeni bir video daha yapacağım. Bir protokol yazacağız beraber ve bu protokolü, yani ben telsiz konusunda bir danışman değilim ama birilerinin acil durumda telsiz kullanımıyla alakalı, yani bu deprem, afat falan afetçilik mevzusu değil, gerçek bir savaş, iç savaş, işgal durumunda sevdiklerimizle, dostlarımızla hangi protokollerde, hangi döngülerde frekanslar değiştirerek, hangi tonları kullanarak, hangi frekanslarda iletişim kurmamız gerektiğine dair bir protokol oluşturacağım. Bunu siz geliştirip kendiniz sevdiklerinizle farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Kulaklık alın telsizinize, şarj cihazlarınızı alın mutlaka ve power bankler, dinamolu USB girişli şarj aletleri ve dinamolu radyoları alabilirsiniz. Komando bıçağı ve aslında Türkiye'nin kanayan yarası silah arkadaşlar. Türkiye'de silah almak ruhsatlı bir şekilde, İyi vatandaşlara dahi haram kılınmış, caiz değil. O yüzden silah bulamıyorsanız ya söveceğim, gülüyorum, kusuruma bakmayın da sövmeyeyim. Sapan alın arkadaşlar, bilye atarsınız. Neyse, tamam, devam ediyorum. Stretch film arkadaşlar. Stretch filmi daha önce duymuştum ama açıklayıcı olmak gerekirse şöyle kullanılıyormuş stretch film. Duş alacağınız zaman açık alanda veya herhangi bir sığınak alanında birkaç eşya yan yana getirip etrafını sarıp bir duş alanı, duşa kabin üretebiliyorsun stretch filmle. Bunu endüstriyel bir stretch filmle alabilirsin. Markette satılanlardan da. Stretch filmle eğer yapabiliyorsan bir hamak yapıp güvenli bir şekilde, yani düşmeyeceğin şekilde uyuyabiliyormuşsun. Onun dışında tuvalet için kabin yapabilirsin.
Alüminyum folyo mesela, alüminyum folyo da benzer işlere yarıyor. Aynı zamanda şu an drone savaşları içerisindeyiz. Kendinizi drone'dan, termal kameralardan saklamak için de alüminyum folyo veya cep telefonunuzun sinyal almaması için alüminyum folyoyu kullanıp bir Faraday kafesi oluşturabilirsiniz. Ve su arıtma tabletleri. Bununla alakalı önceki gün video yapmıştım. Kokusuz çöp poşetleri arkadaşlar. Çöp poşetleri her zaman işinize yarayacak. Kendi atıyorum nasıl söyleyeyim konserve gıdalarınızın çöpünü atmak istemeyeceksiniz. Çünkü yerinizi belli edebilirsiniz. İnsanlara kendinizi bulduracak ipuçları bırakabilirsiniz. Hiç gerek yok. Çöp poşetleri içine su doldurup su taşımanızda da yardımcı olacağı gibi içinde su da kaynatabilirsiniz. Veya zor durumda tuvaletinizi çöp poşetinin içine yapıp kapatıp saklayabilirsiniz. Mesela sığınakta mahsur kaldınız. Ne yapacaksınız? Önceden birkaç poşet, içi toprak dolu poşet, taş dolu poşete sahip olun ki tuvaletinizi bunların içine yapabilin. Ya da nasıl söyleyeyim, eski boya kutuları olabilir. Buna dair de video gelecek sırada arkadaşlar. Yani en görünmeyen şeylerden öleceğiz savaş anında. Bunu yazın bir kenara. Lazer ışıklar, güçlü lazer ışıklar mesela. Demin söylemiştim, göze tutuluyor. Veya drone alın abi. Mesela dronlar sizi takip etmesinden korkuyorsanız siz drone alıp dışarıyı gözetleyin. Süper fikir ama çok tehlikeli. Düdük, harita, pusula, şapka, eldiven, gözlük, rahat ayakkabılar. Ayakkabı bir kaçış anında başınıza bela olabilecek en önemli nesneymiş. Bunu öğrendim. Çok teşekkür ediyorum bu mektup ile. Acil durum olduğunda diyor, tatbikat yaptığımızda yataktan çıkıp çantayı alıp dışarı çıkmamız 5 saniye sürüyor ama bizim vaktimizi en çok çalan şey ayakkabıyı giymek. O yüzden rahat ayakkabılarımızdan birini de poşete koyup çantamıza bağladık. Eğer çıplak ayak çıkmak zorunda kalırsak güvenli bir yere ulaşınca ayakkabıyı giyebilelim diye demiş. Ve ayrıca arabamıza da çok güvenmiyoruz. Güvenmediğimiz için sattık eski arabalarımızı. Tamamen manuel bir araba aldık. Size de böyle bir şey tavsiye ediyor arkadaşlar. Yine arabaya da bir kutu, bir koli, bir çanta koyup yolunuza devam edebilirsiniz. Rüzgar ve yağmur geçirmeyen kıyafetler, taytlar, bodiler mesela dışarıda kalmak zorunda kalırsanız. Kişniş tohumu mesela, bunu çok tüketmemek gerekiyor. Aman uyarıyorum, yasal uyarı, alert, alert. Vücut radyasyona maruz kaldığında, yüksek dozlarda değil ama günlük olarak bir fincan tüketmek karaciğer enzimlerini çok yorsa da vücudunuzdaki radyasyonun yavaş yavaş atılmasına sebep oluyor. Ihlamur veya biberiye mesela, bunları birkaç kez demleyip içebiliyorsanız, yani tek demlemede bütün özünü vermiyor ve biberiyenin tedavi edici özelliği varmış her hastalıkta. Buna emin değilim ama araştırabilirsiniz. Çöp poşeti demiştim ya arkadaşlar. Özellikle siyah çöp poşetleri. Nükleer saldırı olursa uyarısını alırsanız, alabilirseniz, kafanıza düşmezse nükleer füze. Su ve yiyeceklerinizi siyah poşetle kapatmanız o nükleer ışınları görmemesi gerekiyor. Misvak aldık diyor. Bu tarz bir hayatta kalma senaryosunda başınıza gelebilecek en kötü şeylerden biri çürük dişleriniz. Çektirmeniz gereken dişiniz. Tek kullanımlık kağıt sabunlar. Bunu çok kolay hazırlayabiliyormuşuz. Bununla da alakalı video yapacağım. Evde hazırlayabilirsiniz diyor. Kağıt havluyu yayın. Üzerinize sıvı sabun döküp reçel gibi sürün diyor. Kuruduğunda ise kesip istediğiniz boyutta stoklayın diyor. Tek kullanımlık olarak işinize yarayacaktır. Ve limon kolonyası diyor. Acil durumlarda elinizi yıkayamadığınız anlarda alkol en hızlı dezenfektanlardan biridir diyor. Muhteşem bir mektup. Yani gerçekten bu mektup için teşekkür ediyorum. İsminizi, gerçek isminizi kullanamasam da biz Türk hazırlıkçılarına gerçekten savaşın ortasından gelen bir mektup. Gayet başımıza gelebilecek şeyleri, hazırlanmamız gereken noktaları çok iyi gösterdi. Kendinize iyi bakın. İrtibatı kopartmayalım. Abone olmayı,
beğenmeyi ve sevdiklerinizle bu kanalı paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.